Arkadaşlar merhaba. Duyu organları kulakla devam ediyoruz. Kulağın yapısını, kulağın iç kısımlarını dış orta ve iç kulak olmak üzere 3 bölümdeki kısımlarını incelemiştik, öğrenmiştik. Oradaki yapılardan bahsettik. Kulağın bir işitme ve denge organı olduğundan bahsettik. İşitmenin kulak tarafından sinirler yoluyla beyne iletildiğini ve beyinde değerlendirilip işitmenin gerçekleştiğini söylemiştik. Şimdi bu videomuzda işitmeyle ilgili takip edilen yolu anlatacağız. Aynı zamanda denge ile kulağın nasıl bir bağlantısı olduğundan bahsedeceğiz. Ve kulağı bu videoda bitirmiş olacağız. Bundan sonraki videolarda diğer organlarımızla, duyu organlarımızla devam edeceğiz. Şimdi işitme dediğimiz olay nasıl gerçekleşiyor? Öncelikle kulak kepçesinin sesleri toplamasıyla başlıyor. Birinci yol bu. Kulak kepçesi bu sesleri topladı. Nereye getirdi? Kulak yolundan iletiyor. Şimdi kulak yolunda buraya gelen sesle atmosferden alınan havanın içerisinde kulak kiri olan bölümden geçmesi, oradaki atmosfere tutunmuş olan bir sürü toz parçalarını ve partikülleri tutmada yarıyor. Burada bilimsel bilginin dışında biraz da güncel bir bilgi vermek istiyorum. Bir kaynakta gördüm. Kulak kaşıntısı yüzünden doktora giden bir adamın kulağından ne çıkmış? Evet, az sonra söyleyeceğim. Öncelikle şunu size söylemek istiyorum. Sivrisinekler neden uyurken sürekli vız 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 kulağınızın dibinde dolaşır? Çünkü kulağın içine girerek yumurtalarını bırakmaya çalışır. Maalesef ki böyle. Siz kovsanız da tekrar tekrar kulağınıza gelmeye çalışıyor. İğrenç olduğunu biliyorum. Hepinizin iyi dediğini de farkındayım. Benim için de korkunç ama bu haberle de ben hatırlamış oldum bu bilgiyi. Evet, adam kulağı çok kaşındığı için gidiyor doktora ve kulağın içerisinden bir sürü sinek ve türünü yazmamış böcek larvası çıkıyor. Bu da bizim kulağımızın içerisindeki kirin onları tutması ve sonra çok büyük bir kir öbeği şeklinde dışarıya atmasıyla mümkün. Kulak kendini korumak amaçlı bunu gerçekleştiriyor. Aynı burnumuzun içinde bulunan kıllarda olduğu gibi, o kıllarda hem havayı ısıtmak hem de üzerinde bulunan toz partiküllerini, içinde bulunan toz partiküllerini tutmak için var. Kulaktaki kulak yolu da aynı şekilde bu görevi üstleniyor. Kulak kiri de bizim kulağımıza giren veya içeride orada olmaması gereken şeyleri dışarı atmak için kullanılan kendini koruma mekanizması. Evet, iğrençleştiğimin farkındayım. Umarım daha güzel şeylerden bahsederiz. Bu videonun içerisindeki kendimi affettirebilirim. Sonra şimdi ses geldi. Kulak kepçesinde kulak yolunu geçti. Kulak zarına dayandı ve onu titreştirdi. Kulak zarına bağlı olan, yani orada temas halinde bulunan kulak kemikleri de birbiriyle temas etti ve bir böyle titreme hareketi, sallanma hareketini gerçekleştirdi. Kulak kemiklerinin sallanmasıyla oval pencereye değdi bu kemikler. Oval pencerede titreşim kanalı, vestibular kanalı titreştirdi. Biliyorsunuz vestibular kanal ve timpanik kanal içinde sıvı bulunan bir kanal grubuydu. Kohleer kanala bağlıydı. Vestibular ve timpanik kanalda perilem sıvısı, kohleer kanalda da endolamp sıvısı vardı. Oval pencerenin titreştirilmesiyle vestibular kanalın içerisindeki sıvı titredi. Timpanik kanal titredi. Kohleer kanal da titredi ve Corti organı vardı biliyorsunuz burada. Kohleer kanal da titredi. Buradaki ok, yalnız şuna dikkat edin. Simpanik kanal yuvarlak pencereye bağlanır ve yuvarlak pencereye bağlandığında oradaki kısım söner. Aslında kohleer kanaldaki Corti organı, yani şuradaki kısmı buraya bağlayıp buradaki titreşimi söndüreceğiz. Kohleer kanalda bulunan Corti organı da ne yapacak? Corti organında bulunan sinirleri uyaracak. 9 diyelim. Sonra 10 duyu sinirlerini uyardı. Duyu sinirleri talamustan geçerken,
ileriye doğru ilerleyip nereye kadar geldi? Beyin kabuğuna kadar geldi ve burada değerlendirme yani işitme gerçekleşti. Demek ki kulak işitmiyor, dikkat edin. Beyin işitiyor. Ve beynin hangi kısmı? Kabuk kısmı. Hatırlarsanız beyin konusunu işlerken talamus neydi? Bir otelin resepsiyonuydu. Resepsiyona gelenler nereye gideceklerini sorarlar. Aynı şekilde duyulardan gelen sinirler de talamusa geliyor. Ve beyin kabuğuna mı gidecek, beyinciye mi gidecek, nereye gidecekse o tarafa doğru yönleniyor. İşitme de aynı şekilde beyin kabuğuna ulaşıyor. Şuradaki kısmı belki karıştırmış olabilirsiniz. Ben bir de şöyle anlatmak istiyorum. Şimdi kulak kepçesi, kulak yolu, burada kulak zarı, çekiç, örs, üzengi. Sonra burada oval pencere olduğunu söyledik. Oval pencereden kanallar bağlanıyor demiştik hatırlarsanız. Bu kanalları da şöyle gösterebilirim size. Şimdi buradaki timpanik kanal, buradaki vestibular kanal, buradaki timpanik kanal, burası da kohleer kanaldı hatırlarsanız. Şimdi dikkat edin, burası oval pencere, burası da yuvarlak pencere. Şimdi ses geldi, buradan kulak yolundan çekiç örs üzengiye değdi. Buradan oval pencereye dayandı, burasını titreştirdi. İçeride bulunan sıvı titredi. Kohleer kanalda duyu sinirleri var. Onu da şöyle gösterelim. Şurada sinirlerin olduğu çatı zarı ve taban zarları var, sinirli hücrelerle birlikte. Ve bunların da sinirleri şöyle nereye kadar gidecek? Beyine kadar bağlayalım hadi buradan. Güzel oldu. Şimdi geldi buradaki titreşimler, buradaki zarı titreştirdi. Aşağıya indi, timpanik kanalı titreştirdi. Buradaki zarla titredi ve buradaki silli olanlar sinirleri uyardı. Sinirler beyne iletti. Biz sesi duyduk. Ama buradaki titreşim titreşmeye devam edebilirdi. Ama yuvarlak pencereye geldiğinde söndü. Demek ki yuvarlak pencere buradaki titreşimin sönmesini sağlıyor. Kohleer kanaldaki korti organı dediğimiz kısım da sinirlerle beyni duymamızı sağlayacak olan impulsları gönderiyor. Biz eğer burada yuvarlak pencere söndürmemiş olsaydı ne yapacaktık? Duyduğumuz sesi dakikalarca duymaya devam edecektik. Bu da bizim hani hiç durmadan bir şeyleri duymamız anlamına geliyor. Bu noktada buradaki kısımda bu titreşimin sönmesi büyük avantaj. İşitmeyi bu şekilde sonlandırıyoruz. İşte beyin kabuğunda algılayarak duymuş oluyoruz. Peki kulağın dengeyle nasıl bir bağlantısı var? Bir de ona bir bakalım. Denge dediğimiz zaman kulaktaki kısımlardan tulumcuk, kesecik ve yarım daire kanalları başrolü üstlenecek. Bunu şekli hatırlamıyorsunuzdur diye düşünerek hemen şekli size hatırlatıyorum. Gördüğünüz kısımda bakın, yarım daire kanalları birinci eleman, tulumcuk ikinci, kesecik üçüncü. Buradaki oval pencere, yuvarlak pencere ve kohlea dediğimiz şu grup neyi sağlıyordu? İşitmeyi sağlıyordu. Peki bu grup neyi sağlıyormuş? Dengeyi sağlıyormuş. İşte burası çok önemli. Yarım daire kanalları, tulumcuk ve kesecik o halde dengeden sorumlu kulak yapısında ve burası neresi tabii ki? Bu gördüğünüz kısım iç kulakta bulunan yapı. İç kulaktan bahsediyoruz. İç kulaktaki yapı hem denge hem de işitmeden sorumlu diyeceğiz. Şimdi bakalım bunlar nasıl bir görevle bizim kulağımızda bulunuyorlar. Yarım daire kanalları dönme hareketiyle oluşan konum değişikliğini algılar. Dikkat edin bakın. İki tip hareket varmış. Bu iki tip harekette dönme hareketiyle oluşan bir algılama var. Bir de normalde zıplama veya bir böyle hani arabada giderken sallanırsınız ya, o hareketi algılama durumu var. Yarım daire kanalları o halde dönme hareketiyle oluşan konum değişikliğini algılıyormuş ve buna da dinamik denge deniyor. Dinamik dengeyi algılarmış yarım daire kanalları. İçinde bulunan endolem sıvısı
ve denge reseptörleri bu konum değişikliğini algılamada görevli. O bireyin şu hareketini, dönme hareketini gerçekleştirmesi o halde dinamik denge olarak isimlendiriliyor ve dinamik dengede kim tarafından? Yarım daire kanalları tarafından tespit ediliyor. İçerisindeki endolem sıvısı ve denge reseptörleri ile. Bakın ne yaptık? Çok önemli bir bilgi verdik. Peki tulumcuk ve kesecik neyi sağlıyor? Tulumcuk ve kesecik ise yer çekimine karşı yapılan hareketten doğan, oluşan konum değişikliğini. Yani bu birey zıplıyor mu? Zıpladıktan sonra yere mi düşüyor? Çıkma ve inme hareketini algılıyor. Bu durumda statik denge olarak isimlendiriliyor. Bu da son zamanlarda oldukça revaçta olan bilgiler, tanımlardan bir tanesi. Tulumcuk ve kesecikte denge reseptörleri ve otolit taşları var bu durumu algılamak için. Dikkat edin. Denge reseptörleri ve otolit taşları şu hareketi yaptığınızda konum değişikliğinden dolayı otolit taşlarının reseptörlere çarpıp geri gelmesinden dolayı yer çekimine karşı bir hareket olduğunu, yani statik dengeyi algılatıyor beyin kısmına. Şimdi o zaman burada dikkat edin, bilmeniz gereken şey yarım daire kanalları neydi? Dinamik dengeyi sağlıyordu. Dinamik dengede görev alan kısımlar neydi? Endolenf sıvısı ve denge reseptörleri. Bu ikisi neyi sağlıyordu? Dönme hareketinin algılanmasını beyin tarafından beyine iletilmesi bakımından sağlıyordu. Buradaki kısımsa tulumcuk ve kesecikte neyi sağlıyordu? Hangi dengeydi? Statik dengeydi. Statik dengede de yine endolenf sıvısı ve otolit taşları bu sefer. Otolit taşları görev aldı. Otolit taşlarının yapısında kalsiyum var. Kalsiyum içeren taşlar. Otolit taşları yukarıya yer çekimine karşı yapılan hareketleri, zıplama gibi, araçta gitme gibi hareketleri algılayan kısım. Buradan da çıkan sinirler nereye bağlanıyor işte? Beyin kısmına. Hatta dengeden sorumlu olan nereye? Beyincik kısımlarına bunu iletmiş oluyor. Böylelikle de dengenin de algılandığını, beyin tarafından yorumlandığını söyleyeceğiz. Bununla ilgili daha önemli bir şey daha söyleyelim. Ondan sonra işitme hastalıklarına geçelim. Özellikle siz bir araçta hareket halindeyken, şimdi araç hareket ediyor, ister istemez yol üzerinde tekerleklerle, kasislerle bir yer çekimine karşı beyne uyarı gidiyor. Beyin neyi algılıyor? Demek ki statik denge bozuluyor. Yer çekimine karşı bir hareket var deniyor. Beyin harekette olduğunu kulak tarafından haber alıyor. Şimdi kulak hareket ettiğinin haberini verdiğinde göz onunla aynı haberi vermezse problem ortaya çıkıyor. Nasıl göz onunla aynı haberi vermeyebilir? Siz araçta sabit bir şekilde bir noktaya bakarken, yani kitap okurken ya da telefonunuza bakarken veya bir şeye odaklandığınız, hareket halinde olduğunuzu fark etmediğiniz, göz ile fark etmediğiniz durumlarda beyin gözden hareket haberini alamıyor. Alamadığı için beyin ve kulak farklı haberler gönderdiği için hemen diyor ki çok tuhaf bir durum var şu anda. Bu organizmanın kurtulması lazım. Demek ki bir şeyler ters gidiyor. Hemen ilk olası hayat kurtarma tepkisini veriyor. Sizin kusmanızı sağlıyor. Kusmanızı sağlaması da midenizin bulanmasıyla gerçekleşiyor. Şimdi çoğu insan, ben dahil, araçta herhangi bir şekilde ne mesajlarıma bakabiliyorum ne de kitap okuyabiliyorum. Bunun nedeni de işte kulağım ve gözümün beynime aynı sinyali, aynı mesajı göndermemiş olması. Bunun için yapmanız gereken şey ne? Gözünüzle de gittiğinizi beyninize ifade etmeniz. Bunun için etrafı, yolu seyretmek veya hareket halinde olan başka şeyi, duran şeylere bakmadan etrafa bakınmak sizin midenizin bulanmasını engelleyebilir. Bu da işte kulağın dengeyle ilgili beyne mesaj gönderdiğinin bir diğer ispatı.
Şimdi duyu organlarında meydana gelebilecek bozukluklar bizim en büyük problemlerimizden bir tanesi. Çünkü ne zaman hasta olsak, hangi duyu organımız rahatsız olsa en önemlisi o diye düşünüyoruz. Gerçekten de öyle. Her duyu organı, yani 5 duyu organında sizin hayatta kalmanızı sağlayacak şekilde oluşmuşlar ve organize olmuşlar. Bir tanesinin olmaması sizin kuvvetli olduğunuz kısımdan birinin düşmesi anlamına geliyor. O yüzden bu, eğer sizin problem yaşadığınız şey kulağınızsa, işitmediğinizde ve dengenizi sağlayamadığınızda savunmasız olabileceğinizi unutmayın. Bu yüzden her duyu organınızın sağlığı önemli olduğu gibi kulağınız için de aynı şey gerekir. Geçerli. Şimdi kulak için riskli olan bir şey nedir? Bizim kulak kirini temizleme yöntemimiz. Şimdi bunların tabii anatomik bozukluklardan bahsetmeden önce bu iğrenç konudan da bahsetmek istiyorum. Evet, videoyu iyi bir konuyla bitiremeyeceğiz galiba. Her türlü pislik içerisinde yer aldık bugün. Şimdi kulağımızdaki kiri temizlemeye çalışırken bazı nesneler kullanıyoruz. Bu nesneler pamuklu çubuk olabiliyor, bazen anahtar ucu olabiliyor, kalem ucu olabiliyor. Bunları kulağımıza sokup kiri, parmağımızı sokmaya çalışıyoruz oradaki delikten. Bunlar olduğu zaman kulak zarına zarar verme ihtimalimiz çok yüksek. Kulak zarı yırtılabiliyor, kulak zarı patlayabiliyor ama kulak zarı kendini yenileyebilen bir zardır. Bu nedenle patlaması veya yırtılması çok büyük acı verir, o ayrı, ama aynı zamanda tedavisi olmayan bir şey değildir. Bu yüzden yani çok korkutmak da istemiyorum sizi de, acısı gerçekten çok kötü. Bu nedenle lütfen kulağınıza tuhaf cisimler sokmayın. O kulak kiri zaten siz banyo yaptığınızda şişiyor ve çıkmak için olabildiğince mücadele ediyor. Kendi kendine bu işi halledebiliyor. Siz lütfen kulağınızı, eğer su da kaçsa, kir de olsa, o yer çekiminden yardım alarak başınızı yana eğip başınızı ve kulağınızın o bölgesini sallayarak dışarı çıkmasını sağlayabilirsiniz. Bu birazcık kişisel ve öz bakıma girdi ama biyoloji biliyoruz, biliyorsunuz bizim kendimizi tanıma, kısa yolları ve pratik yolları öğrenme dersi, ders demeyelim, kullanma kılavuzu, bizim kullanma kılavumuzdur. Yani vücudumuzun kullanma kılavuzudur biyoloji dersi. Bu nedenle olması gerektiğini düşünüyorum bu aradaki hap şeklindeki bilgileri. Şimdi peki var olan, bizim her zaman hatalı olmadığımız durumlar var. Onlar da anatomik bozukluklar mesela. Anatomik bozukluklarda doğuştan gelen hatalar, mesela kulak zarının sert olması veya kemiklerin birbirine kaynaşık vaziyette doğumun gerçekleşmesi, bunlar anatomik bozukluklardır. Dış kulakta anatomik bozukluk, sesi algılamakta kapalı olabilir dış kulak yolu, çok küçük olabilir. Bunlar problemdir. Kulak zarının sert olması, titreşememesi, en büyük olayının titreşmek olmasını düşünürseniz, titreşememesi kulakta iyi işitmeyi engeller. Orta kulak için orta kulak iltihabı dediğimiz o iltihaplanma durumu çok büyük acı verir, ağrı yapar ve antibiyotikle ancak geçebilen bir durum olarak karşımıza geliyor sıklıkla. Kulak kemiklerinin kaynaşması yine burada anatomik bozukluk olarak karşımıza geliyor orta kulakta. İç kulak kralsızlığı olarak da, şimdi iç kulakta bulunan yapıları hatırlayın. Şuradan burada işitmeye yarayan bir salyangoz, üzerinde yarım daire kanalları var. İç kulakta meydana gelebilecek herhangi bir kası hasar işitme ve dengemizin bozulmasında neden oluyor. Zaten orta kulak iltihabı olduğunuz zaman dengenizi de yavaş yavaş yitiriyorsunuz. Bir süre sonra böyle baş dönmesi, baş ağrısı da yaşayabiliyorsunuz. İşte bu orta kulak iltihabı ve iç kulakta meydana gelen hasarlar bizim için oldukça önemli. Yaşlılık nedeniyle iç kulak hastalıkları, o iç yapının bozulması meydana gelebilir. Kohleadaki
Kohleer kanalla bağlı olan beyne uzanan o sinirlerin zarar görmesi. Burada bağlantı koparsa beyine gidecek olan uyarıtılar zarar görür. Bu nedenle bir problem, işitme problemi yaşanabilir. Bunu da görebiliriz karşımıza işitme bozukluğu olarak. İşitme bozukluklarını işitme cihazı kullanarak tedavi edebiliriz ya da kendi kendini tedavi edebilmesini sağlayacak bir durumsa onun için orasının hijyenik ve daha sağlıklı olması için özen gösterebiliriz. En son söyleyeceğim şey her organımız önemli. Onun sağlığı ve temizliği için çok önemli bir özen göstermemiz gerekiyor. Unutmayın, yaşadığınız beden sizinle 50 yıl, 60 yıl hatta ömür verirse 90 yıl bir arada bulunacağınız bir yapı. Onu ne kadar iyi bakarsanız, ona ne kadar iyi bakarsanız 90 yaşınıza geldiğinizde o da size karşılık vererek gayet iyi bir hayat sürmenizi sağlar. Bu yüzden lütfen duyu organları dahil vücudunuza iyi bakın, beslenmenize ve yaşam şeklinize ona göre karar verin. Evet, bu tarz öneriler bir tarafa, lütfen öğrendiklerinizi tekrar edip soru çözmeyi unutmayın. İyi çalışmalar dilerim.